Herkese merhabalar. Dokun sınıf edebiyat. Birinci dönem, birinci yazılı profesyonel hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam, o yüzden buradayım. Ama sana bir sürprizim var. Üç tane haberim var. Birincisi sürprizimiz Tonguç. Dev yazılı hediyeleri veriyoruz. Beşinci sınıftan ana kanalımıza kadar tüm kanallarımızda süper hediyeler seni bekliyor. Dokun sınıf kanalımıza iPhone 8 seni bekliyor Tonguç'um. Ve aynı zamanda her sınıfa 15 adet kırtasiye seti hediye ediyoruz. Ne yapacaksın? Çok basit. Tonguç Akademi'ye ve kendi kanalına abone oluyorsun. Yani dokun sınıf kanalına ve ana kanalımıza abone oluyorsun. Yazıları Tonguç etiketiyle iki arkadaşının yorum olarak ismini yazdığın zaman artık iPhone çekilişine katılmak kazanıyorsun. Şimdi ne zaman çekilişin? 9 Aralık'ta. Çok kısa bütün bir süre. Bütün çekilişlere katılacağım hocam. Harikasın. Bütün çekilişlere katılırsan kazanma şansı daha çok artar. Biz ne yapacağız? İkinci haberimize geçiyoruz. İlk başta edebiyatta bilmemiz gerekenlerin üzerinden bir geçeceğiz. Sonrasında üçüncü önemli şey sana süper sorular hazırladık Tonguç. Tamamen yeni nesil sorularımız. Bu sorularla seni gerçekten sınava süper bir şekilde hazırlayacağız. Ve bu soru örnekleri bittikten sonra da gerçekten net bir şekilde konuları süper bir şekilde anlayacaksın. Ve birazcık seçici sorular hazırladık. Çünkü edebiyat hocaları genelde hocam, birazcık... Hocam yazıda çıkacak sorular bunlar olabilir mi? Evet. Milletin Bakanlığı kazanımlarına baktık. Okuldaki hocalarla görüştük. Kolejlerdeki hocalarla, Anadolu liselerindeki, fen liselerindeki, meslek liselerindeki, imam hatip liselerindeki birçok öğretmen arkadaşımızı aradık. Baba ne haber? İyi misin? Hocam nasılsın? İyi misin? Konuştuk hocalarımızla. Ve onlar dediler ki hocam iyiyiz. Biz bunları sorabiliriz. Dikkat etsinler. Edebiyat biraz dikkat ister ve birazcık da yorum ister dediler. O yüzden biz de güzel bir yazı hazırladık. Şimdi önce bir bilmemiz gerekenlerin üzerinden geçelim. Önce bir bakalım neler var. Edebiyatın tanımı, yazım kuralları. Bunları bir hatırlayalım. Sonrasında yazılı programımıza hızlı bir şekilde başlayalım Tonguç'um. Şimdi birinci dönem birinci yazılı konularında Türk dili ve edebiyatına giriş konusu var. Edebiyatın tanımı, bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması bir konu var. Bu son derece basit bir konu. Edebiyatın ne olduğunu zaten biliyoruz. Edebiyat farklı farklı bilim dallarıyla ilişki içerisinde. Mesela nelerle bir ilişki içerisinde? Tarihle ilişki içerisinde, sosyolojiyle ilişki içerisinde, felsefeyle, coğrafyayla, psikolojiyle ilişki içerisinde. Zaten edebiyat insan için yapılmış bir şey Tonguç. Dolayısıyla insanı ilgilendiren bütün bilim dalları edebiyatı ilgilendiriyor. Mesela matematik bile edebiyatı ilgilendiriyor. O zaman beni ilgilendirmiyor hocam. Evet, sen çıkabilirsin. Buraya kadar sen yeterli. İnsan üstü bir varlığım hocam. Aa evet, doğru, onu da unutmuşuz. Şimdi bilim ve güzel sanat ilişkisine baktığımızda edebiyat güzel sanatların işsel dalına giriyor. Yani fonetik dalına giriyor. Mesela heykelden farklı ya da sinemadan farklı. Metinlerin sınıflandırılmasına baktığımızda metinleri farklı farklı, işte anlatmaya dayalı metinler, olaya dayalı metinler, öğretici metinler diye sınıfları var. Bu kısmı da çok iyi bilmemiz lazım. Bununla alakalı da zaten birazdan beraber sorular çözeceğiz. İsim konusuna geldiğimizde özel isim varlıkların bir tane oldu. Mesela diyelim ki Tonguç özel bir isim. Veyahut da Ahmet özel bir isim. Müslümanlık özel bir isim. Hristiyanlık özel bir isim. Veya işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler özel isim. Burada şuna dikkat et. Özel isimleri veya isimlerin cins isim olup olmamasını bize daha çok yazım kurallarına sorarlar. Ay dünyanın uydusudur derken oradaki D'yi büyük yazmamız gerekir. Çünkü özel bir isimdir, coğrafi terimdir. Ama seni dünyalar kadar seviyorum dediğimizde oradaki cins isim oluyor. Çünkü bir abartma anlamı katıyor. Somut ve soyut isim biliyoruz. Duyu organlarımızı algılayabildiklerimiz somut isimler oluyor. Duyu organlarımızı algılayamadığımız, aklımızla kavradığımız isimler ise soyut isimler oluyor. Tekil isim, çoğul eki almamış isimler. Nerede çokluk, orada ne vardı? Lerler. Harikasın. Çoğul isimlerde işte kitaplar, kalemler, defterler diyebiliyoruz. Topluluk isimleri ise lerler eki almasa dahi çokluk bildiren şeyler. Mesela kalem tekil, kalemler çoğul. Ama kalemlere ler eki getiremezsen tekil olabiliyor. Ama sen orman dediğinde, ekip dediğinde, zümre dediğinde zaten doğal olarak topluluk ismi olmuş oluyor. Hocam bunlar kolay. Sınavlara çıkacak hocam. Sınavda çıkacak, hikaye var. Sözlü iletişim var. Yazım ve noktalama zaten her sınavda karşımıza gelen bir şey. İletişimin öğelerinde mesela diyelim ki sen trafik lambasında durdun. Bunu önceki videolarımızda anlatmıştık. Hatta sınıf anahtarında bu daha detaylı anlatılıyor. Trafik lambasında ne var? Kırmızı ışık var Tonguç evladım benim. Aynı zamanda yeşil ışık var. Bir de kırmızıdan yeşile geçerken sarı ışık var. Şimdi sen kırmızı ışığı gördün. Kırmızı yanıyor. Burada kırmızıda durdun. Burada da bir iletişim var. Nasıl bir iletişim var biliyor musun Tonguç? Senin orada kırmızı ışığın yanması bir ileti. Tamam mı? Senin kırmızıyı görünce durman bir dönüt. Bak bu bir dönüt. Mesela burası bağlam. Yani trafik lambaları burası bağlam. İletişimin gerçekleştiği yer. Demek ki iletişim sadece merhaba, ne haber, selamun aleyküm, aleyküm selam böyle olmuyor. Bazen bu şekilde trafik lambalarıyla veyahut da görsellerle de olabiliyor. Dinle... Şu anda bana ileti yapıyorsunuz hocam. Evet, ben de size dönüt verdim şu anda. Harikasın, mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni Tonguç Elan Bey. Biz de sınıf bağlamındayız. Harikasın. Şu anda da stüdyo bağlamındayız, sınıf bağlamındayız. Hikayeye baktığımızda, hikayeyle alakalı şunu iyi bilmemiz lazım Tonguç. Hikaye, olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere temelinde hikaye oluyor. Bir de modern hikaye var, Franz Kafka tarzı, ama bizim esas bilmemiz gereken olay hikayeleri, olay öyküleri ve durum öyküleri. Olay öykülerinde olay var, giriş var, gelişme var,
sonuç var. Yani serim, düğüm, çözüm bölümleri var. Ve sonu merak uyandırıyor. Acaba nasıl bitecek merak ediyorsun. Bu tarz öykülerin kurucusu Mopassan ve bizdeki öncüsü ise Ömer Seyfettin. Ama durum öykülerine baktığımızda bunlara biz kesit öyküler de diyoruz. Bunlarda bir olay yok. Böyle bir beklenmedik bir son yok. Bir sürpriz yok. Serim, düğüm, çözüm bölümü yok. Adam geliyor, banka oturuyor, denizi izliyor. Sonra kalkıp gidiyor. O sırada bazı şeyleri betimliyor. Bazı şeyler hakkında düşüncelerini dile getiriyor. Ama o kadar. Kesit öykülerinin, yani durum öykülerinin öncüsü ise Anton Çehov. Bizde de Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyan'ın önemli insanlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Anlatım biçimleri yine hikayelerde önemli. Neler var mesela? Tabii ki bizim açıklama, öyküleme tarzı anlatımlar her zaman var. Ama burada esas bilmemiz gereken işte monolog, yani kendi kendine konuşma ya da bilinç akışı, yani söylenenleri rahatça dile getirmek, hiçbir şekilde akışı olmaması, böyle bir kafadan cümlelerin düşük olması, ifadelerin bozuk olması bilinç akışı olmuş oluyor. Gelelim diğer kısma anlatım tekniklerinde. Noktalama işaretlerine baktığımızda nokta en önemli işaret gibi dursa da esas sınavlarda en çok hocalar virgülü soruyorlar. Çünkü virgül biliyorsun eşkürelli sözcükleri ayırabiliyor, sıralı cümlelerin arasına kullanabiliyor. Hitap bildiren ifadelerden sonra, olumlu ya da olumsuz yanıt bildiren ifadelerden sonra biz virgülü kullanabiliyoruz ya da ara sözlerin arasına koyabiliyoruz. Nokta genellikle bitmiş cümlelerin sonuna konuyor. Sıra bildiren mesela 21. dediğimizde 21 rakamının yanına konuyor. Ve saatlerde mesela 21.30 derken buraya nokta konulduğunu unutmamamız gerekiyor. Bitmemiş cümlelerin sonuna 3 nokta, haykırma, şaşırma, sevinç bildiren cümlelerin sonuna ünlem işareti. Açıklama gelecek cümlelerden önce 2 nokta veya kelimelerden önce, ki 2 noktadan sonra küçük harfle başlayabilir. Noktalı virgül hatırlayalım. Noktalı virgül de virgülün daha karizmatiğiydi. Yani virgülün gücünün yetmediği yerde, ya virgül yetti ama biraz daha iyisi lazım dediğimizde noktalı virgülü kullanıyoruz Songuç'um. Kesme işaretini ise özel isimlere getirirken şunu asla unutma. Ankara'dan dediğimizde ayırıyoruz ama Ankaralı dediğimizde ayırmıyorduk özel isimlere çekim eklerini. Niye? Çünkü yapım ekleri ayrılmaz. Yani şöyle, Türk'ün derken ünü ayırıyorsun ama Türkçe'nin derken nini ayırmıyorsun. Niye? Çünkü Türk kelimesi Ç yapmak için almış diyorduk Tomucuğum. Özel isimlerin yazımlarında yine tekrar söylüyorum, coğrafi terimlerinde mutlaka büyük harfle başlıyor ama normal bir kelime olarak kullandığımızda küçük harfle başlayabiliriz. D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyordu. Cümleden çıkaramıyorsak bitişik yazıyoruz Tomucuğum herhalde. Şimdi istersen gel yavaş yavaş yazılı programımıza başlayalım. Bakalım hocam. Hiç vakit kaybetmeyelim. İlk başta boş bırakılan yerlere edebiyatın ilişki olduğu diğer bilimleri yazınız demiş. Bir kere edebiyat insanı temel aldığı için insanı ilgilendiren bütün bilim dalları edebiyatla ilişkili. Birincisi tarih ilişkili. Mesela bunun edebiyatla tarih arasındaki ilişki nedir derse, tarih insanların geçmişte yaşadığı olayları anlatırken edebi eserlerden de bazen faydalanabiliyor. Diyelim ki Yakup Kadri Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadarki toplum hayatımızı bize anlatıyor. Dolayısıyla biz oradan da bazı bilgiler edinebiliyoruz. Veyahut da edebiyatçılar tarihi olayları, tarihi bilgileri öğrenip onlar hakkında hikayeler, romanlar yazabiliyorlar. Diğer bir konu ise felsefe. Felsefe düşünme üzerine düşünme ve dolayısıyla tarihçiler nasıl edebiyatçılara yardımcı oluyorsa felsefeciler de edebiyatçılara yardımcı olabiliyor. Felsefi düşünceler, olaylar, kavramlar edebiyatçıların yine içeriğine yardımcı oluyor Tonguç Eladım Hanım. Ve yine psikoloji. Psikoloji insan davranışlarını inceliyor. Sosyoloji ise toplum davranışlarını inceliyor. Bir edebiyatçı toplumun davranışlarından asla uzak duramayacağı için mutlaka sosyolojiden faydalanıyor. Ve yine insan davranışları da edebiyatta çok önemli. Mesela edebiyatımızda ilk psikolojik roman olan Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanı insan davranışları üzerinden betimlemeler yaparken, tasvirler yaparken, tahliller yaparken esasında edebi bir dil de kullanıyor. Niye? Biz insan davranışlarını, psikolojiyi veyahut da toplumsal davranışları edebi eserler üzerinden çok daha iyi anlayabiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Diğer bir tarafa baktığımızda ise coğrafyayı görüyoruz Sonuç evladım benim. Niye? Coğrafya insanların yaşadığı yerlerin, insanın yaşadığı hayatı etkileyen bir kavram. Mesela soğuk iklimlerde insanlar farklı tarzda davranıyor. Sıcak iklimlerde farklı davranıyor. Bizim yaşadığımız orta kuşakta ise daha farklı davranıyor. Dolayısıyla insanların yaşayışını etkileyen coğrafya edebiyatında içeriklerini etkiliyor. Burada bir şey daha var ki bilim ve teknoloji. Onu da yazalım. Bilim ve teknoloji. Ve ne matematik, kadar çok şey varmış hocam ya. Matematik de etkiliyor, fizik de etkiliyor. Dolayısıyla bu sözel bilimler, yani sözel bilimler edebiyatın daha çok ilişkili olduğu bilimler. Geldik. diğer kısmı. Tablonun güzel sanattan ürün olmasını sevdiği aşağıdan Monet mi bu hocam? Evet, Monet'in güzel bir tablosu. Şimdi buraya baktığımızda bu tablonun neden güzel sanatlar ürünü olduğunu sana hoca sorabilir. Ekspresyonist hocam arkadaş. Ekspresyonizm yok burada. Biraz daha farklı. Ekspresyonizm biraz daha karmaşa oluyor. Burada adam gene düzgün bir resim çizmiş. Birincisi kullanışlıdır. Bu tam güzel sanat olacak. Belki kullanışlıdır. Eve asarsın falan ama bu şu kalem bir zanaat. Yani burada bir kullanışlılık var. Ama bu resim bir sanat. Güzel sanat eseri. Yani burada esas amaç kullanış olması değil. Mesela şu bardakta esas amaç kullanış olması. Ama bazı bardaklarda
böyle sanatsallık var. Kullanışlılık önemli değil. Dolayısıyla bunun kullanışlı olması onu güzel sanat yapmıyor. Ama benzerinin yok olması, bir tane olması, biricik olması onu güzel sanat hisler yapıyor. Yani özgün. İnsanda hayranlık uyandırıyor. Evet bak sen ooo dedin daha görür görmez. Farklı duygular çağrıştırıyor. Senin bu resimden hissettiklerin başka bir şey, benim hissettiklerim başka bir şey olabiliyor. Toplumsal fayda gözetilmiştir. Hayır. Sanat eserlerinde toplum için sanat yapanlar da var, sanat için sanat yapanlar da var. Ama bu resim daha çok sanat için yapılmış gibi. Dolayısıyla toplumsal faydanın gözetilmesi bunu güzel sanat ürünü yapmıyor. Hayal gücünün ürünüdür. Evet, böyle bir şey gerçekte yok. Burada adam kendi fırça darbeleriyle yepyeni bir hayal katmış, esere kendini katmış. Ekonomik kaygıyla üretilmiştir. Hayır. Sen bunu para kazanayım diye yaptıysan bu tam anlamıyla izleyiciye, okuyucuya veyahut da sanatsevere geçmez. Dolayısıyla bunu adam sanat için yapmış. Amacı güzellikler, evet burası doğru. Sanatçı bunu yaparken benzeri olmayan, özgün, sıra dışı bir şey yapmaya çalışmış. Yani amacı temelinde güzellik olmuş diyeceğiz. Buradaki seçenekleri sana test seçeneği olarak da verebilir. Bu şekilde de sorabilir. Tomuç helalim benim. Geldik iletişim sorusuna. Bu parçadaki iletişim unsurlarını gösteriniz diyor. Selim şirketin koridorunda karşılaştığı Ahmet'e öğle arasında bir kahve içelim mi diye sorar. Ahmet ise teşekkür ederim Selim ama bitirmem gereken pek çok iş var diyerek Selim'in teklifini reddeder. Şimdi birincisi burada gönderici kim? İlk başta iletiyi gönderen Selim. Alıcımız kim? Ahmet. Peki bağlam neresi? Şirket koridoru. Yani nerede iletişim gerçekleşti? Şirket koridorunda. Peki kod ne? Burada Türkçe. Niye Türkçe? Kod ne demek hocam? Kod iletişimin yapıldığı dil. Yani iletişimin yapılma şekli. Mesela oradaki sen eğer İngilizce konuşsalardı kod İngilizce olur. Ama dil konuştukları için kod Türkçe oluyor. Kanala baktığımızda ise burada konuşma kanalı kullanılıyor. Yani nasıl iletişime geçtiler? Birbirlerine mektup mu attılar? Hayır. Birbirlerine elektronik posta mı attılar? Hayır. Muhabbet kanalı kullanılıyor hocam. Muhabbet yani konuşma kanalı kullanılır. Muhabbet kanalı diyebiliriz. Harikasın Tomukçum. İletiye baktığımızda öğle arasında kahve içelim mi? İleti o zaman şöyle ileti öğle arasında kahve içelim mi cümlesi. Tabii ki burada ben hızlı yazdığım için biraz okumayabilirim ama burada biliyorsun ilet oluyor. Peki dönüt ne? O da teşekkür ederim Selim ama diye yazdığı cümle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selim ama bitirmem gereken diye giden cümle. Tamam, burayı da iletişim olarak, dönüt olarak yazdım. Geldik başka bir soruya. Bu parçada bulunan isimlerden aşağıda verilen isim türlerine ikişer örnek yazınız demiş. Hemen yazmaya başlayalım. Şimdi özel ismin ne olduğunu biliyoruz. Cins ismin ne olduğunu biliyoruz. Somutun, soyutun ne olduğunu biliyoruz. Hep beraber bunları çalışalım. Haftalar var ki saray burnuna kuşlar gelmiyor. Birincisi özel isim hemen saray burnunu bulduk. Saray burnu. Nereden anladık özel isim olduğunu? Bir kere biliyoruz. İkincisi de büyük harfle yazılmış. Çoğul isme kuşları yazabiliriz. Niye? Çünkü çokluk eki almış. Ondan sonra haftaları yazabiliriz. Çoğul isme haftalar diyebiliriz. Devam ediyorum. Başka somut isme yine kuşları yazabiliriz ama yazmayalım. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini, günler mesela çoğul isme yine örnek olabilir. Güzün o güzel. Güz de yine tekil isme örnek olabilir. Güz. Güzün derken sonbaharın demek istiyor. Penceremden görür. Pencerem yine bir tekil isim. Pencerem. Pencereler deseydi çoğul isim olurdu. Görür görmez Süleyman Efendi. Süleyman Efendi yine bir özel isim. Çünkü ilk harfi büyük yazılmış ve Süleyman isminin bir özel isim olduğunu biliyoruz. Bulunabileceği sırtları hesaplayarak. Sırt yine bir çoğul isim. Aynı zamanda bir cins isim de. Sırtlar. Sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Yollar yine çoğul isim ama aynı zamanda bir cins isim. Niye? Çünkü şeyle yazılmıyor. Büyük harfle yazılmıyor. Dünyada bir sürü yol var. Semte bir kuş cıvıltısı duysam. Semt mesela bir somut isim. Semte. Kuş cıvıltısı duysam. Kuş yine bir somut isim. Kanım donuyor. Yüreğim atmıyor. Devam edelim. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun mavili ve bol yeşil kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, hırsız bir dünya düşündürüyor diyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Tonguç herhalde benim. Birincisi yürek kelimesi. Yüreğim derken bunun soyut olduğunu bileceğiz. Niye soyut? Çünkü buradaki yani kalbim, sevgiden bahsediyor. Yüreksizsiniz hocam siz. Ne diyorsun evladım? Hayır yani kalpsizsinizin bir diğer şeyi hocam. Ne diyorsun Tonguç? Yani... Hayır yüreğiniz yeter mi buna?
Ne diyorsun? Böyle bir şeyler söylüyor. Arkadaşlarım onu söylüyordu. Ya bir anda 180. Hani şunu diyor sana. Yetenek sizsiniz mi demek istiyorsun? Yoksa yeteneksizsin. Yüreksizsin hocam. Ha, yani, yarınız yürek hocam. Anladım anladım. Güzel. Yani bir şeyler kırmaya çalışıyorsun anlamadım ama yani. Bilemedim ben de yani. Ben de bilemedim evet. Şimdi yürek veyahut da sulh kelimesi yani barış kelimeleri burada soyut isim olarak örnek verilebilir. Tonguç Ali adı benim. Geldik şimdi başka bir soruya. Aşağıda olay ve durum hikayelerinin özellikleri karışık şekilde verilmiştir. Uygun eşleştirmeleri yapınız diyor. O zaman olay hikayesinin yanına biz olay yazalım. O durum hikayesinin yanına da durum yazalım. Bu kadar basit. Günlük yaşanan kesitler sunulur diyor. Kesit dediği için durum hikayeleri, kesit hikayeleri demekte. O yüzden buraya durum hikayesi yazdık. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Bu da yine olay hikayesi. Tonguç Ali adı benim. Olay ağırlıktır yine olay hikayesi. Türkiye Edebiyatı'nın en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık'tır. Yine bu bir durum hikayesi. Memduh Şevket ve Sait Faik Abasıyanık biliyorsun durum hikayesiydi. Zaman ve mekan vurgulanmaz. Zaman ve mekan vurgulanmıyorsa burada tabii ki durum hikayesi var. Niye? Çünkü böyle bir tahlile ağırlık veriyor. Önemli olan orada ne olduğu, ne zaman olduğu veyahut da mekan ne olduğu çok da önemli değil. Heyecan öğesi canlı tutulan yine olay hikayesi. Sonuç okuyucuya bırakılır yine durum hikayesi ama olay hikayelerinde böyle beklenmedik yazarın yazdığı bir sonuç vardır ama durum hikayelerinde en son mikrofon okuyucuya bırakılır adeta. İlk örneklerini Mopassant'ın verdiği tabii ki olay hikayesi. Durum hikayesinin ilk örneklerini hatırlarsan Çehov vermişti. Tonguç Ali adım benim. Geldik başka bir soruya. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Şimdi sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıkları içinde kayboluyor. Bazen sık fundalıklardan ayrılarak dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu diyor. Şimdi ava gidiyorduk. Kılavuzum Kumdere köyünün en namlı nişancılarındandı. Beraber tırmanacağımız yüksek orman dağlarının daha çok uzağındaydık. Vakit vakit ince bir yağmur atışırıyordu. Güneş yoktu. Nihayetsiz mor bir kubbeyi andıran, dumanlı gökten, sonsuzluğun geçmiş saatlerini hatırlatan gamlı guguk sesleri aksediyordu. Bak guguk sesleri aksetmesi ve şu ana kadar gördüğümüz şeylerin olması birden çok duyuya ait ayrıntılara yer verildiğini gösterir. Buna hemen ulaştık. Mekan hakkında detaylı bilgi verildiğinde ulaştık. Bayağı bir şeyler söyledi. Olaylar gözlemci bakış açısıyla anlatılmıştır. Devam edelim. Aksediyordu ama yok ulaştık diyor. Biz ulaştık diyor. Bak zor bir soru sorulmuş. Yani gözlem var ama gözlemci bakış açısı değil. Burada kesin olan bir şey var. Bak gidiyorduk diyor. Bak biz gidiyorduk. Yürüyorduk diyor. Dolayısıyla bu kahraman bakış açısıyla anlatılmış. Öykülece anlatımdan faydalanılmıştır. Evet öyküleme var. Bunlar olaylar devinim içinde veriliyor. Zaman kavramına ait ayrıntılara yer verilmemiştir. Sabahtan beri yürüyorduk diyor. Düşe kalk geçtiğimiz sarp geçiş yolları bazen ya bakalım. Zamana çok girilmiş mi? Geçmiş hatırlatan, ha bak sonsuzluğun geçmiş saatten hatırlatan, bak belirsiz yani artık iyice yorulmuştum. Ama ne zaman, bugün mü, sabah mı, akşam mı, ne oldu tam belli değil. Ayrıntılara yer verilmemiştir diyebiliriz. Ama gözlemci bakış açısı değil, kahraman bakış açısı olduğu için burada yine biz dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Sonuç Ali adım benim. Geldik başka bir soruya. Yukarıdaki parça bir hikayeden alınmıştır. Eyvallah. Her renk farklı bir anlatım tekniğiyle yazılmıştır. Renklerin karşıladığı teknikleri karşı tarafa yazınız diyor. Bakalım. Şimdi mavi var, yeşil var ve mor var. Dönüp bakma, ben de bunları aynı kendi rengiyle yazayım. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş şşt şşt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şşt şşt diyen. Şimdi burada bir iç konuşma tekniği var. Bak kendiyle konuşuyor. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Kendi kendine konuşuyor. O zaman burada iç konuşma tekniği var diyebiliriz mavide. Güzel. Bunu yazdık. Monoloğu yazdık. Şimdi yeşil kalem alıyorum. Şşt dedi yine. Bu sefer işsizlikten dönüp baktım. Çalıların arasında biri saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Baktım. Az ötemde bir eşek otluyor. Burada da öyküleyici bir anlatım var. Öyküleyici anlatım. Niye? Bak böyle oldu. Sonra böyle oldu. Sonra geldi. Yolun kenarına oturdum. Baktım. Arda arda yaşanan olaylar var. Devam edelim. Onun da rengi çağla bademi, ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor, otları da adeta çatır çatır çatırdata yiyor diyor. Bak renginden bahsetti, ağzından, dişlerinden, kulaklarından, güzelliğinden bahsetti. Dolayısıyla burada da betimleme vardır diyebiliriz. Betimleyici anlatım yapıldığını burada söyleyebiliriz. Sonuç herhalde benim. Geldik şimdi başka bir soruya. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız demiş. Bakalım. Öğretici metinlerde amaç bilgi vermek, bir konuyu açıklayıp kavratmaktır. Doğru. Niye? Mesela diyelim ki ders yaptığını düşün. Rize Karadeniz'e yer alan bir ilimizdir. Her mevsimi yağışlıdır. Çay yetiştirilir. Rize'de alçak basınç alanları çok yaygındır. Bu öğretici bir metin. Ders kitabından alınmış. Burada amaç bilgi vermek, konuyu açıklayıp kavratmak. Ama sanatsal metinlerde Rize'nin derin sularında
gözlerimizin maviliği kaybolurken yeşil ormanlar ve yeşil ağaçlar bizi adeta büyülüyor gibi bir cümlede amaç bilgi vermek değil, o sanatsal metin. Sanatsal metinlerde kurmaca bir yapı görülmez, anlatıcı gerçek anlatılır. Aksine yanlış. Sanatsal metinlerde kurmaca bir yapı vardır, anlatıcı o hikayeleri kafasında uyduran kişidir. Öğretici metinlerde çağrışımlardan, yan ve meciz anlamlardan kaçınılır. Doğru, evet. Eğer sen ders kitabında böyle meciz anlam kullanırsan, böyle çağrışımlar yaparsan okuyucu anlayamaz ki. Evet, Rize ne kadar da güzel bir il değil mi? Rize'nin içerisinde böyle bir ders kitabı olmaz yani. Sanatsal metinler yorumlamaya açıktır. Kesinlikle doğru. Sanatsal metin yorumlamaya açıktır. Öğretici metinlerde dil sanatsal işlevde kullanılır. Hayır, öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır. Göndergesel işlevde kullanılır. O yüzden burası yanlış. Sanatsal metinler oluşu dönemin sosyal, siyasi, kültürel ortamından izler taşır. Tabii ki taşır. Niye? Çünkü mesela Kurtuluş Savaşı'nda yazılan romanlar o dönemdeki Kurtuluş Savaşı'nın ortamını bizlere yansıtıyor gibi. Bu parça yazım yanlışı yapılan sözcüklerin altını çiziniz demiş. Gelin beraber çizelim. Şimdi İstiklal Caddesi'nde bir kere caddesinin altını çiziyoruz. Niye? C büyük olmalıydı. Kulağımda kulaklık sakince ilerlerken bir el koluna tuttu. Dönüp baktığımda Emel karşımdaydı. Bak. Dönüp baktığım Emel karşımdaydı olmuyor. Dönüp baktığımda demesi lazım. Bunun bitişik yazılması lazım. Yıllar olmuştu. Olmuştu olması lazım burası. Devam ediyoruz. O da minik köpeği boncuk ile gezmeye çıkmış. Bir kere boncuğun B'si büyük yazılması lazımdı. Devam ediyoruz. Gezmeye çıkmış. Bir süre beraber yürüyüverdik. Yürüyüvermek bitişik yazılır Tonguç evladım benim. Niye? Çünkü kurallı bileşik fiil. Mardin'in dar geçitteki günlerinden, dar geçit yine büyük harfle yazılıyor. Konuştuk. Neredeyse tüm derslerimize giren İsmail Hoca'yı, İsmail Hoca'nın yine H'si büyük yazılır. Mardin'i görüp görmediğini sordum ona diyor. O zaman buradaki unvan, buradaki özel isim, burada kurallı bileşik fiil, buradaki özel isim büyük yazılmalıydı. Kurallı bileşik fiil bitişik yazılmalıydı. Olmuşta da ünsüz benzeşmesi olmalıydı. Burada D'da ayrı yazılmamalıydı diyoruz. Burada caddenin büyük yazılması gerektiğini hatırlıyoruz. Geldik başka bir soruya. Bu parça ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirmeli demiş. Onunla beraber bulalım şimdi seninle Tonguç evladım benim. Şimdi tutunamayanları bir kere burada kesme işaretiyle belirleyelim. Çünkü özel isim bir kitap. Tutunamayanları ilk kez okumaya başladığımda 25 yaşındaydım. Nokta. Yazarın anlattıklarıyla anlatı biçimi değişikti. Virgül. Dayanamadım. Bıraktım. Şimdi burada bir kere dayanamadım bıraktım dediğine göre buraya virgül koyuyoruz. Tamam. Ama şurada noktalı virgül koymamız lazım. Niye? Çünkü sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin içerisinde virgül varsa esas konuda noktalı virgül konu. Yani şöyle düşün. Mesela hani bu örneği hep veriyoruz. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Şimdi sen at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır cümlesinde şunu yakalaman lazım Tonguç. At ölür, meydan kalırdan sonra şimdi buraya virgül koydun, buraya da virgül koydun, buraya da virgül koydun, buraya nokta koydun. Şimdi bu at ölür, meydan kalırla yiğit ölür, şan kalır arasındaki farkı görüp buraya noktalı virgül koyman lazım. Daha ciddi bir virgül koyman lazım. Burada da öyle bir durum var. Yazan anlattıkları yanlış biçimi değişikti. Dayanamadım bıraktım. Dayanamadım bıraktımla bu taraf farklı. O yüzden buraya noktalı virgül koydum. 5-6 ay sonra tekrar okumaya başladığında birkaç haftaya bitti. Sıkıcı bulduğum bölümleri de oldu elbette. Sıkıcı bulduğum bölümleri de oldu elbette diyor. O zaman buraya bir iki nokta üste koyalım. Devlet Dairesi'nin tasviri, Selim'in günlükleri, kitabın ansiklopedisi. O zaman burada 3 nokta mı koyacağız? Nokta mı? Tabii ki 3 nokta koyacağız. Neden Tonguç? Çünkü sıkıcı bulduğum 3 tane bölüm vardı deseydi biz bu 3 bölümü sayar sonra nokta koyardık. Ama sıkıcı bulduğum bölümleri de vardı diyor yani. O zaman burada bir sürü devamı gelebilir mantığı var. Devlet Dairesi'nin tasviri, Selim'in günlükleri, kitap ansiklopedisi diye devam edebiliriz. Bazı bölümleri ise hayranlıkla okudum. Nasıl bir anlatımdı onlar öyle? Bu sefer ünlem şartı koyduk. Kitabın son sayfasını içerdiğinde ise bir hüzün kaplamıştı içimi deyip noktayı koyabiliyoruz. Böylece soruyu da bitirmiş oluyoruz. Sonuç herhalde mi? Şimdi bunlarla alakalı sen bütün işlediklerimizle alakalı sana şimdi sınavda nereden soru gelecek onları tek tek söylemek istiyorum. Ne çıkacak sınavda? Bak sınavda ne çıkacağını söylüyorum sana. Bir. Öncelikle 0'dan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan gösteriyorum. Bu kitap varsa buradan çalış. Yoksa ama şu anlatacaklarıma dikkat et. Birincisi sana edebiyat nedir diye tanımını soracak. Edebiyat neydi? Farklı farklı tanımlar vardı. Bu tanımları mutlaka bil. Bunlardan bir tanesini aklına tut. Mesela malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan yaratıcılık sanatıdır diyebilirsin. Fark etmez. Ya da düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel bir şekilde anlatan söz sanatıdır diyebilirsin. Fark etmez. Sonrasında edebiyatımızın dönemlerinde İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisine gelişen edebiyatın bu başlığını doldurmanı isteyebilirler. Dolayısıyla sayfa 12'ye çok dikkat et ve 13'teki soruları çöz. Devam ediyoruz. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini bize anlattık ama sana bir kez daha sorabilir. Edebiyatın konusu insandır.
insanı konu alan her bilim dalı edebiyatla ilişkilidir mantığıyla sosyolojinin toplumu incelediğini, psikolojinin insan davranışlarını incelediğini, coğrafyanın edebiyatçıları etkilediğini, edebiyatçının tarihçi etkilediğini, felsefeden etkilendiğini mutlaka mutlaka yaz, burayı da bil. Geldik başka bir sorumuza. Edebiyatın güzel sanatlar arasında fonetik sanatlarda olduğunu sorabilir. Yani şuraları doldurmanı istemez ama edebiyat işsel fonetik sanatların, söze dayalı sanatların içerisinde müzikle beraber yer aldığını sorabilir. Sayfa 16'nın o kısmı önemli. Metinlerin sınıflandırılmasında sanatsal metinler, öğretici metinler, kişisel hayat konu alan metinlerde bunun hangisine girdiğini sorabilir. Yani mesela haber yazıları, fıkra, röportaj, eleştiri, makale, sohbet, deneme, mülakatın gazete içerisinde geliştiğini bilmeni isteyebilir. Veyahut da hikayenin, mesnevinin, masalın, destanın anlatmaya bağlı metinler olduğunu bilmeni isteyebilir Tunguç Erhan Bey'in. Veyahut da gezi yazısının, günlüğün, anının, mektubun, biyografinin, otobiyografinin kişisel hayat konu alan metin olduğunu bilmeni isteyebilir. Sayfa 18'de önemli. Metinlerin sınıflandırılması sana, az önce ben de aynı örneği vermiştim. Rize'yi bir ders kitabından anlattırır, bir de Rize'yle alakalı bir hikaye, bir şiir yazdırır. Burada bak, burası çok önemli Tonguç. Burası çok çok önemli. Buraya dikkat et. Sayfa 20'de mutlaka soru gelir. Yani bunu %100 geleceğini söyleyebiliriz. Niye? Çünkü sana diyecek ki bu neden öğretici metin? Çünkü nesnel anlatım var. Dil göndergesel işlevde. Gerçek anlam sözcükler kullanılmış. Amaç öğretmektir demeni isteyecek. Veya da böyle bir şiir verecek sana bir konuyla alakalı. Bir hikayeden parça verecek. Bunun da özel anlatım olduğunu, dilin heyecana bağlı işlevde veya şiirsel işlevde olduğunu ve mecaz anlam sözcükler kullanıldığını, estetik zevk ve anlayışta olduğunu soracak sana. Burayı bilmeni istiyoruz Tonguç. Anlatım türlerinde öykülem, açıklama, betimleme, tartışma buralar kolay. Anlatımın özelliklerini açıklık, akıcılık, yalınlık, duruluk bunları zaten bir kez daha ortaokuldan hatırlıyorsun. Bir kez daha tekrar edebilirsin. Düşünce geliştirme yollarını zaten biliyoruz. Karşılaştırmanın daha, kadar, en gibi ise ifadeleriyle olduğunu, benzetme, sayısal veriler, tanık göstermenin alıntı yapma olduğunu bileceğiz. Dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda ağızın ne olduğunu sorar. Mesela Karadeniz ağzı, İstanbul ağzı, Güneydoğu ağzı. Şivenin Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi gibi farklı Azeri şivesi olduğunu bilmeni isteyebilir. Lehçenin çok büyük değişimler geçirdiğini bilmeni isteyebilir. Argo'yu sormasa bile hoca jargonun ne olduğunu sorabilir. Bunun da aynı meslek grupları içerisindeki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandığı dil olduğunu unutmamalısın Tonguç. İletişim öğeleriyle alakalı az önce soru çözdük. Selam, ne haberdi? O ilk senden ne haberdi? Böyle bir resim verebilir. Böyle bir iletişim verip burada göndericiyi, alıcıyı, kanalı, dönütü, mesajı, iletişimin öğelerini sana verebilir Tonguç. Buraya da mutlaka çalış. Sayfa 28'den de soru gelir. Açık iletim, örtük iletim, iletim kitaplarına geçiyor. Dolayısıyla açık iletim ve örtük iletimin ne olduğunu sana sorabilir. Açık iletim farklı yorumlara yol açmayan, herkesin aynı şeyi anladığı iletidir. Örtük iletim ise yani biraz daha böyle farklı kapalı anlam var. İletim metnin dokusuna inceleniyor. Açık olarak okura verilmiyor. Örtülü bir anlatım olduğunu verebilir. Mesela büyük dağın tepesinde bulutlar var dersen bu açık iletidir. Ama yüce dağ başında siyah tül vardır dediğinde burada senin kafayı çalıştırıp burada bir sanat yapıldığını anlayıp buradaki örtülü anlamı yakalaman gerekir. Tonguç Erhan Bey. Dilin işlevlerinde ders kitabı varsa göndergesel işlev olduğunu, eğer karşı tarafın anlayıp anlamadığını soruyorsa kanalı kontrol işlev olduğunu, eğer böyle ey Türk gençliği gibi ifadeler varsa dilin heyecana bağlı işlev olduğunu, dil bilgisi kuralları anlatılıyorsa dilin dil ötesi işlev olduğunu, dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinde işte yemek tariflerinde kullanma kılavuzlarına kullanılan hareket işlev olduğunu, şiirlerde ise dilin şiirsel işlev olduğunu sana sorabilir. Bu sayfalar hep ödevin sayfa 30. 31'e de bak ve buradaki test geçeri yap. Hikayenin unsurları sayfasına baktığımızda hikayenin tanımını belki sormasa bile sana hikayeyle alakalı kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, anlatıcı, tema, konu, çatışmayı verip, bir hikaye verip buradaki bunları bulmanı isteyebilir. Bu durumda sen kişileri rahatlıkla bulabilirsin ki az önce biz bulmuştuk. Olay örgüsü, mekan, zaman bunlara bakman lazım. Anlatıcı yani birinci kişi mi, üçüncü kişi mi bunları az önceki soruda çözdüğümüz gibi sana sorabilir. Dolayısıyla sen sayfa 37'yi mutlaka ama mutlaka yap. Bak olayın geçtiği mekanlar tasvir edilmiştir. Hakim bakış açısı, öyküleyici zaman tekniği bunu sana sınavda sorabilir. Olay ve durum öyküsünün farkını mutlaka soracak sana. Olay hikayesi verecek veya durum hikayesi verecek veya da direkt soru olarak soracak. Biz de zaten az önce sorduk. Eğer olay hikayesi nedir diye sorarsa buradaki bilgileri yazmanı isteyecektir. Durum hikayesi nedir derse buradaki bilgileri yazmanı isteyecektir. Olay ve durum hikayesi arasındaki farkı metinleri vererek anlatırsa, durum hikayesi bir durum anlatılmış, merak ve ön plana çıkarılmamış, serim, düğüm, çözüm bölümü yok, hikayede bitmemişlik duygusu var dersen bayağı bir tam puan alırsın sorudan. Eğer olay hikayesi verirse serim, düğüm, çözüm bölümlerini göstermeni ister, yani giriş, gelişme, sonuç bölümlerini göstermeni ister, merak öğesini canlı tutmanı ister ve hikayenin de beklenmedik şekilde bittiğini sana vurgulamanı ister ve Ömer Seyfettin'i veyahut da İşte öbür tarafta Memduh Şevket'i, Sait Faik'i mutlaka sana soracaktır. O yüzden bu sayfaya, sayfa 38'e çok dikkatli olmuş. Buradan da %100 soru gelir. Bak sayfa 38'den %100 soru gelir. Sayfa 30'dan %100 soru gelir. Sayfa 28'den %100 soru gelir. Buradan sorulmasa bile şu sayfadan da soru gelir. Sayfa 20'den de %100 soru gelir Tonguç'um. Buraları iyi bir şekilde çalış.
kahraman bakış açısı, bunu az önce sormuştuk sorumuzda. Yaptım, ettim, geldim derse kahraman bakış açısı. Yaptı, etti, geldi derse gözlemci bakış açısı. Hakim bakış açısını ise olayların geçmişini, geleceğini, okuyucu şey kahraman içinden geçenleri bilen bakış açısı olduğunu mutlaka sana soracaktır sınavda. Buraya da çalış. Diyalog, iç konuşma, bilinç akışı, bunlarla alakalı da az önce soru çözmüştük. İç konuşmanın ve bilinç akışının ne olduğunu sana zor bir soru sormak istiyorsa hoca soracaktır. Dolayısıyla sayfa 42'de bu iki kutuya da dikkat et Tonguç'um. İsimleri zaten anlatmıştık. Bunu 6. sınıftan beri biliyorsun. Yazım kurallarını biliyorsun. Bu sayfaları da çözersen noktalama işaretleri beraber. Yani sayfa 61'e kadar çözersen, hatta 62'yi de 63'e alalım, sınavından çok iyi bir not alırsın diye düşünüyorum Tonguç Ergan'ım benim. Ben de hocam bunları anladım ben zaten. Bana direkt ödev verin, direkt yazılı örnekleri verin diyorsan bu sefer hemen sayfaları veriyorum sana. Sayfa 13'ten hikaye ünitesini alırsak masal şiire kadar gelelim. Sayfa 42'ye kadar çözmen lazım. Burada iki tane yazılımız var. Hem hikayeyle alakalı hem de edebiyata girişle alakalı. Sayfa 41 ve 42'deki yazılı çözmen sana sınavda iyi bir not aldırır. Bak en son söylediğim kısımları tekrar et. Hocanın sana verdiği notları da bilirsen inşallah iyi bir not alırsın. Hadi bakalım. Teşekkür ederim hocam. İnşallah yazılı iyi bir not alırım. Başarılar diliyorum Tonguç'um.